Efendim ziyaret ettim. Ondan sonra o gece dedi ki bu gece benim misafirimsin. Benim yemeğimi yiyeceksin, benim yatağımda yatacaksın. Üstadım layık değil. Neyse dedik. Üstad Hazretleri yemek zaten çorbaydı. Dişleri tamamen dökülmüştü. Böyle bir çorba. Efendim yumurta, pirinç, yoğurt böyle karışımı. Ben Adile'nin odasına çekildim. Baktım onun yarısını yemiş, yarısını getirdi. Sait kardeş bunu yiyeceksin ama dedi sakın kabuğunu yemeyesin, kabuğuna lazım. Böyle latifeye vardı. Peki dedim. Sonra yorganını getirdi. Yorganda yattık. Hakikaten o yorgan bizim elhamdülillah 8-9 defa hapiste girdik. Bizi İstanbul'da şeyde pencereden aşağı atacaklardı. Gerekse Menderes'in asıldığı gece o zaman da bir şey yapacaklardı. Gerekse efendim bu Ankara cezaevinde de yine yani 3-4 defa ölüm tehlikesi geçirdi. Cenab-ı Hak korudu o şeyden. Her neyse sonra anlatılır. Ondan sonra sabahleyin kalktık. Baktık üstad sıkıntılı bir son görüşmemiz ben anlamamıştım son olduğunu. Ben elini öptüm çıktım. Baktım arkamdan koştu geldi. Orada bir sofa gibi, balkon gibi bir yer var Emirgan'da. Dur kardeşim dedi. Durdum. Sait kardeş dedi. Sana son vasiyetim dedi. Son vasiyetim. Son vasiyeti değil mi deyince yine anlamadım. Dedi ki bak dedi. Hakikaten ondan sonra da görüşemedik. Dedi ki hizmeti düşünmeyin dedi. Cenab-ı Hak bu hizmeti bütün dünyaya yayacak dedi. Bütün dünyaya yayacak. Siz onu düşünme. Allahu Teala bizzat böyle bir doğrudan doğruya böyle bir inşallah böyle bir müjde var. Sizin yaşayacağınız şu dedi. Uhuvvet, muhabbet, ittihat, tesanüt. Uhuvvet, muhabbet, ittihat, tesanüt. Bakın bunların baş harfleri de ümit oluyor. Ondan sonra elhamdülillah elini öptüm tekrar. Ben aşağı indim, ikinci kattaydı. Baktım beni bekliyor. Eliyle böyle işaret etti, selam verdi. Ben de selam verdim. Ben gittim, bizi Sikeyi Tası Gaybi'den dolayı içeri aldılar. Efendim 20 Mart 1960'ta ve 3 gün sonra da Üstad Hazretleri şeye gitti, Rupa'ya gitti. Üstad Darbaka irtihal etti. Allah'a emanet.